kullandığım vitaminlerle ilgili sizler de araştırma yapmışsınızdır. B12 bizim için çok önemli, D3, K2. Bunların hani vücudumuzda çok gerekli olduğu sinirler için ve diğer bütün fonksiyonların, hormonların araştırdığınız zaman göreceksiniz sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için. Bunlar çok önemli. Bunları tamamlamanızı, doktorunuza danışarak tahlillerle değerlerinizi öğrenmenizi tavsiye ederim. Bir de çok önemli bir konu var. Profesör Doktor Ersin Tan benim Hacettepe'deki hocam. O şu araştırmayı yapmıştı. Yurt dışına bir tahlil gitmişti. Bu tahlilin adı nörofasin. Kan tahlili gönderilmişti. Nörofasin, bunu tahmin ediyorum ki henüz ülkemizde çok yaygın değil. Belki yapabilen laboratuvar sayısı çok az. Bir tanesini Koç Üniversitesi'nde yapılıyor diye biliyorum. Bir tanesi Ankara'da Düzen Laboratuvarı, Ersin Hocam'ın beni yönlendirdiği bir laboratuvar. O laboratuvar göndermişti yurt dışına. Siz araştırabilirsiniz zaman geçtikçe, çünkü hani Türkiye'de de belki yapan yerler artmıştır, çoğalmıştır. Tahmin şu oluyormuş arkadaşlar. Nörofasin bana 3 ay kadar ivik denenmişti ve bu 3 ay içerisinde hani birçok hastaya ivik çok iyi geliyor. Vücutları cevap veriyor ve hastalık ilerlemeden yeni bir bağışıklık sistemiyle, bağışıklık sistemi düzenlenerek en azından o bağışıklık sisteminin fonksiyon bozukluğuyla zarar verdiği o ne diyelim işleyiş bozukluğu düzelmeye başlıyor ve kimi zaman sadece ivik, kimi zaman kortizonla birlikte, steroidle birlikte ivik, birçok CIDP hastasına, GBS'de de aynı yöntemler kullanılıyor diye biliyorum. Çok iyi geliyor ve toparlanıyorlar. Ama bana daha önceki videomdan da bahsettiğim gibi bana ivik iyi gelmedi. Bir 3 ay denendi. Sonra kortizonla birlikte denendi. Bu işte alerji yaptığı için hemen kesildi. Sonra işte plazmafereze cevap vermedi vücudum. Bu Hacettepe'ye yatışım plazmaferezle birlikte oldu benim. Daha sonra hocamın bu rituximab etken maddeli tedaviye başlamasıyla benim vücudum bir 4-5 ay sonra fizik tedaviyle birlikte, şu an neyin tam olarak işe yaradığını bilmiyoruz ama hani ilaca cevap verdi olarak kabul ediyoruz. Bu sırada Hacettepe'de yatarken hocam kan tahlilleri tabii sürekli aldırıyorlar ama bir tanesinin çok önemli olduğunu Düzen'e göndermişti. Düzen laboratuvarına göndermişti bizi. O Düzen'de kan tahlili yurt dışına gönderildi. Nörofasin isimli bu tahlil şunu gösteriyormuş arkadaşlar. Bu hastanın vücudu ivik tedavisine cevap verecek mi, vermeyecek mi? Yani bu o kadar önemli bir şey ki, hani ivik ne kadar masraflı, ne kadar hani hem Sağlık Bakanlığı açısından hani bu tedaviyi yüklenen kurumumuz o, devletimiz açısından çok büyük bir masraflı bir tedavi. Hem de hastanın hani böyle bir zaman kaybına uğramaması, hani vücut iviye cevap verecek mi vermeyecek mi gibi bir zaman kaybına gerek kalmadan aslında doktorlarımızın da bu konuda daha bilgili olarak ve inşallah hani bunu yapan laboratuvar sayısı da artarak çok daha çabuk iviye yanıt alınamayacağı, aslında bu tahlille sonuç alınabiliyor. Ben bu kadar uzun bir yolculuktan sonra sonucu 3 sonuçlu bir nasıl, onu uzmanlar daha iyi bilirler. Bir tanesi negatif, diğer iki tanesi pozitif şeklinde bir sonuç geldi. Hocam demişti zaten, eğer sonuç pozitif gelirse biz şunu kesinlikle anlayacağız ki vücudun senin iviye yanıt vermiyor. Ve gerçekten sonuç öyle geldi. Hani keşke en başta Ersin hocama gitmiş olsaydım. Keşke en başta bu tedaviler hani hiç vakit kaybetmeden onlara ulaşabilmiş olsaydım. Sizler bunu öğrenin, bilin. Uzman doktorlarınıza danışın. Bunu yapan tedavi merkezleri. Ya teşhisin tabii ki bizde ilk önce konması çok önemli. Teşhis koyulduktan sonra aklınızda olsun, büyük şehirlerde özellikle hocama da danışarak yani bu tedaviye başlanması ve ivikle çok fazla vakit harcanmaması gerçekten önemli. Nörofasin, bunu unutmayalım. Bilin ki bu tedavinin son, bu tahlilin düzeltiyorum sonucunda sonuçlarınız pozitif geldiği zaman bir CIDP hastasına veya başka hastalıklarda da kullanılıyor mu bilmiyorum.
vermiyor demekmiş. Ve böyle bir durum olduğu zaman uzun süre ibik kullanmak, ki zahmetli bir durum, yorgunluk veren bir tedavi yöntemi biliyorsunuz. Hem zaman kaybı olmaz, yani buna erken ulaşılabildiğinde en azından ibikle zaman kaybetmeden diğer tedavi yöntemlerine geçiş süresi azalacaktır. Bilginiz olsun. Herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şifalar diliyorum inşallah. Çok güzel günlerde tekrar buluşmak üzere.